Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha Artı TV ekranlarında Mevzu Ciddi ile karşınızdayız. Bu hafta program ortaklarımdan klinik psikolog doktor Olga Selin Günler benimle birlikte olacak ve biz geçtiğimiz geride bıraktığımız Onur Haftası'nı ve onun bize hatırlattıklarını konuşacağız bu hafta. Lafı dolandırmadım çünkü oldukça yoğun ve yoğun bir hafta geçirdik, öyle söyleyeyim. Sadece etkinlikler anlamında değil, duygusal olarak da çok yoğun bir hafta geçirdik. Bu Onur Haftaları genellikle böyle oluyor galiba. Çünkü bizi bir sürü bir şeyle yüzleştirip sonra pat diye ortalıkta bırakıyorlar. Sonra uğraş dur onunla. Yani Onur Haftası'nın olayı galiba bu. O yüzden her seferinde dolup dolup bitiriyoruz Onur Haftası'nı. Ben şimdi sana genel bir panorama çizmeni söyleyeceğim. Neler oldu, neler gördük? Bu seneki Onur Haftası'nın ve Onur Yürüyüşü'nün, sanal Onur Yürüyüşü'nün farkı neydi? Nerelere odaklandı? Biz bundan ne öğrenebiliriz? Öncelikle bu program beni çok korkutuyor. Çünkü aklıma geçen sene çektiğimiz Onur Haftası programı geliyor. Salya Sümük bitirmiştik. Bu programı hazırlanırken de ben yine bir hata yapıp videoyu seyretme gafletine düştüm. Videoyu burada da seyredeceğiz. Yine gözler doldu, burunlar aktı. Dilerim hani ağlamadan zırlamadan bu programı bitireceğiz. Şimdi Onur Yürüyüşü muhtemelen bizi izleyenler biliyordur ama çok kısacık bir hatırlatayım. Haziran ayının son haftalarında genellikle gerçekleşiyor. Dünya genelinde kutlanıyor. Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştiriliyor. Aslında o günü yad etmek, o günü hatırlamak için belki de yapılıyor diyebiliriz. Sadece LGBTİ bireylerin değil, onların dostları, destekçisi, arkadaşları olan hem kişilerin hem kurumların düzenledikleri bir grup etkinlikler diyebiliriz buna, ya da törenler diyebiliriz. Bu sene 28. İstanbul Onur Haftası, LGBTİ artı Onur Haftası kutlandı ve bu senenin teması "Ben neredeyim?" sorusuydu. Bu seneyi herhalde diğer senelerden ayıran en önemli fark, bu seneki bütün etkinliğin online olarak gerçekleştirilmiş olması. Onur yürüyüşünün online gerçekleştirilmiş olması. Ama tabii ki yani yine de sembolik olarak özellikle İstiklal Caddesi üzerinde ufak buluşmalar, ufak bir araya gelmeler, ufak kutlamalar oldu ama malum işte korona ve pandemi şartlarında Onur Haftası yüz yüze, yan yana, sokaklarda yürüyerek bu sene de gerçekleştirilemedi. Yani bu seneki bahane hazırdı. Bu seneki her şeye olan bahane gibi, yani işte baro eylemine karşı olan bahane de oydu. HDP'nin yürüyüşüne karşı olan bahane de oydu. Bu sene virüsten dolayı yürümüyoruz ama aslında biz 2015'ten beri yürüyemiyoruz. Devam et, dinliyorum. 2015'ten beri yürüyemiyoruz. Peki yürüyemediğimiz bu dönem içerisinde neler oldu diye soracağım sana. Ama genel olarak yani hani yürüyemediğimiz bu dönemde Onur Haftası'nın temsil ettiği değerler ve talepler açısından neler oldu Türkiye'de? Ne yazık ki çok olumlu gelişmeler olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü 2015'ten itibaren yürüyemiyoruz. Çünkü 2015'ten itibaren yürüyüşlere polis müdahaleleri yapılıyor. 2015'te bunu bypass etmek için dağılıyoruz temalı bir yürüyüş vardı. İstanbul'da İstiklal'in her yerine dağılıp ondan sonra buluşup işte slogan atıp şarkı söyleyip dans edip tekrar dağılıyorduk, tekrar buluşuyorduk. Fakat daha sonraki yıllarda bu müdahale çok daha sert olduğu için çok da şenlikli ve eğlenceli hatırlamak mümkün olmadı. Fakat tabii ki son 5 yıl içerisinde birçok alanda olduğu gibi LGBTİ hareketine de çok ciddi saldırılar gerçekleşti. Çok ciddi saldırılar özellikle yapıldı. Son
aslında o özellikle bu sonuncusu etrafında galiba. Yani konuşmayan kalmadı neredeyse bu konuda sanki. Bu sene evet nedendir bilmiyorum. Onur haftasının başlamasıyla birlikte herkesin homofobisi ve transfobisi şaha kalktı. Yani zaten hiçbir zaman Türkiye'de LGBT'yi artı toplumu çok da devlet nezdinde makbul görünen bir grup değildi. Yani her zaman işte hedef göstermelere, her zaman dışlamaya, marjinalleştirilmeye, zorla tedavi edilmeye, zorla iyileştirilmeye maruz bırakılan bir gruptu. Ve zaten sürekli kendi hakları, kendi varoluşları, kendi alanları için mücadele etmek zorunda kalan bir toplumdu. Yani hani 2015'te evet yürüyemedik dedik ama yani yürüyememenin aslında tarihi 1993'e dayanıyor. Yani ilk kez yapılacak olan Cinsel Özgürlük Haftası isimli bir etkinlik imiş. Siyah pembe üçgenin sözlü tarih anlatılarında çok daha uzun uzun bunun hikayesini okumak mümkün ama çok kısacık da söylersek o sene Yeşiller'den gelen milletvekilleri de varmış Almanya'dan destek vermek üzere, yanlış hatırlamıyorsam da bir tanesi Claudia Roth, ama insanları derdest edip havaalanından deport etmişler geriye. Ve Türkiye'de yürüyüşü düzenlemeye çalışan, yürüyüşe katılmaya çalışan herkesi de inanılmaz bir krandan geçirmişler. Yani fiziksel şiddet, dayak, işkence, gözaltı alıp kamyonla İstanbul'un dışında yollarda bırakıp işte saçlarını kesip saldırarak, yani hani herhangi bir böyle biz sizi burada yürütmeyeceğiz değil, çok daha aslında işkenceye varan bir tepkiyle karşılaşmış ilk yürüyüş. Yani bu sene de tabii bu tutarlılık devam ettirildi, eksik olmasınlar. Çeşitli boyutlarda yine saldırılar devam etti. Örneğin Onur Haftası hashtag'i Twitter'da trendy topic olduğunda, en çok yazılan hashtag olduğunda hemen yallah Hollanda'ya ve LGBT faaliyetleri durdurulsun şey başladı, hashtagleri başladı. Bu LGBT faaliyetleri durdurulsun çok eğlendiriyor beni bu arada. Yani hani fabrika mıyız biz yoksa şirket miyiz? Hani hangi faaliyetlerimiz durdurulacak, onu çok merak ettim. Şey olma ne yazık ki hani böyle rahatlatıcı bir açıklamada bulamadım. O yüzden tedirginim, yani ne bileyim işte yemek yapıyoruz mu yapmıyoruz mu bu hafta ya da film seyredebiliyor muyuz falan. Emin değilim yani ne yaptıysam, böyle bir tedirgin oldum Ayşe. Arkasından da şey başladı. LGBT haklarını destekleyen firmalara boykot kampanyaları. Bunun da tabii en eğlenceli şeylerinden bir tanesi insanların işte tweet attıkları cep telefonlarının CEO'sunun eşcinsel bir erkek olmasıydı mesela. Ya da işte kullandıkları yazılımların geliştiren ya da işte dağıtan vesaire ekiplerde LGBT'lerin olmasıydı. Hani zannediyorlar ki onlar kınadıkları için ters tepiyor zaten. Şey... Yani hani öyle bir inatlaşmaya geliyor ki gerçekten o hikayeyi gözlemlediğim kadarıyla, hani şunu bu sebeple bir boykot lafı geçtiği anda o firmalar birdenbire ön plana çıktılar ve diğerlerinden de destek aldılar. Yani hani çünkü bir inatlaşmaya dönüşmeye başladı bu hikayeler galiba. LGBTİ artı hareketin şeysi, şanssızlığı diyeceğim, artık o inatlaşmanın, o kutuplaşmanın merkezinde yer alan bir şey haline giderek dönüşüyor. Bu aslında biraz ürkütücü diyemem açıkçası. Yani tabii şey, bu Türkiye'de biz bunun çok komik bir itişme tepişme kısmını yaşıyoruz ama yani artık dünyada hakikaten ben LGBT'leri desteklemiyorum, işte onlar benim markamı almasınlar vesaire diyebilecek bir dünya markası yok. Yani buna bayılmıyor olabilirler, çok rahatsız da oluyor bilirler vesaire vesaire, ama hani artık dünyada homofobik, transfobik açıklamalar ne güzel ki şey bulmuyor kendine. Alkış vesaire bulmuyor ve o şirketlerde gerçekten çok ciddi PR hasarları almış oluyorlar. Böyle saçma sapan manevralarda bulunduklarında. Hani kimse sizin Tömber marka sütünüzü umursamıyor. Ama
İşte bu bir dünya devi, yine tırnak içinde, markasından geldiğinde zikretmemek için kendimi tutuyorum. Bu ciddi skandallara sebep oluyor. Bence çok da güzel oluyor. Tabii kesinlikle. Yani asla şey yapamayacağımız, unutamayacağımız, atlayamayacağımız başka bir güzide kurumumuz KADEM. Hemen konuya müdahil olmaya karar verdi. Çünkü KADEM hani asıl mevzusu kadına yönelik şiddetle uğraşmaktı ve işte kadının demokratik haklarına erişimini kolaylaştırmak için böyle bir aracı olmak vesaire vesaire, de adı bile zaten Kadın ve Demokrasi Derneği. Fakat hani çok uzun süredir zaten bundan da geri adım atıp işte ağzına ne İstanbul Sözleşmesi'ni ne de işte kadına yönelik şiddete dair böyle yapısal hiçbir eleştiriyi alamadığı için asıl efendim insan onuru diyerek Kurtuluş Savaşı, Filistin 15 Temmuz eylemlerinden görüntüleri paylaşarak olayı böyle şey taktı, üzerine gül taktı. Çünkü cinsel yönelim gayri ahlaki, biyolojik cinsiyet tartışılamaz ve eşcinsellik insanlık değerlerine aykırı gibi çok güzide sloganlarla homofobik ve transfobik literatürümüze bu seneki katkılarını esirgemediler. Bu biyolojik cinsiyet tartışılamaz kısmı önemli. Herhalde programın geri kalan kısmında neden bunun önemli olduğunu, neden çok sağcı bir argüman olduğunu konuşma şansımız olacağız. Bence bu senenin en korkutucu şeylerinden bir tanesi, müdahalelerinden bir tanesi, İhvan'ın İstanbul'dan yayın yapan kanalında kullandığı eşcinselleri öldürün çağrısıydı. Hala Samir diye bir programcı ya da konuşmacı ve eşcinselleri nasıl öldürülmesi gerektiğine dair öneriler de sunarak, yöntemler de sunarak, bunları söylemeyeceğim ama eşcinsellerin öldürülmesinin helal olduğu ya da işte yapılması gerektiğini izleyicilerine duyurdu. Yine hatırlatıyorum, bu İstanbul'dan yayın yapan bir kanal. Hani her şeye aman ahlaka mugayir, aman gençlerin gelişimini şöyle kötü destekliyor diyen bütün bu denetleme kurumları yine bunun karşısında sus pus oldular. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Katiyen KADEM'i savunacak falan değilim. Sakın öyle anlaşılmasın ama bu senenin iki vakası muhafazakar toplum mühendisliğinin nerelere kadar, nasıl dönüp kendisine, o mühendislik yapanların kendilerine vurduğunu gösteren de önemli bir şey oldu galiba. Bu inatlaşmanın gene bir şeysi, bir versiyonu olarak istersen bu hani bir tersine çevirme oyunu yapmıştık ya, böyle kadınlar için kullanılan hikayeleri erkeklere çeviriyorduk ve irkiltici bir şey vardı. O bir acayip bir katarsis ortamı yaratmıştı o hikayede. Orada da KADEM bir atraksiyon yapmıştı. Yani hani o kadar da değil demeye. Ben ikisinde de hem o atraksiyonda hem de bu LGBTQ şeysiyle ilgili tweetinin altında kimlerin ne yazdığını okudum. Tamam, hani bu hakları savunanlar hem ilk atraksiyonda kadınlar, o taş çevirme hikayesini yapan kadınlar, hem de ikincisinde LGBTİ artı haklarını savunan insanlar eleştirmişlerdi KADEM'in çıkışını. Fakat daha büyük ve daha sert eleştiri muhafazakar kitleden geliyordu ve bununla ilgisi olmadan, siz zaten şöyle 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 şeyler yaparak hani bunları özlediniz. Siz niye konuşuyorsunuz ki demeye getiriyor. Yani sizin yüzünüzden işte İstanbul Sözleşmesi var, sizin yüzünüzden bilmem ne, sizi gidi feministler vesaire falan diye esasında muhafazakar kitlesi, üstelik de kadınla erkekli saldırıyor. Şimdi bu bana bir şey gösteriyor. Hani bu hayatı başkalarının hakları için, başkalarının yaşam tarzları ve yaşam alanları için daraltma hikayesi, diğer tarafın yaşam alanının genişlediği anlamına gelmiyor. Aksine galiba orayı da daraltıyor. Bu LGBTİ plus hikayesinde benim ilgimi çeken hikayelerden bir tanesi bu. Kadınlar meselesinde de öyle. Yani muhafazakar kitle zannediyor ki, ya da muhafazakar öncüler diyelim ona. Hani KADEM'de o tür bir öncülüğe soyunmuş vaziyette. Zannediyorlar ki bu mevcut toplumu, tırnak içerisinde ulusu muhafazakarlaştırma hikayesi ötekilerin hayat alanlarını daraltacak ve onların alanlarını açacak böyle. Ve onlar da böyle mutlu, mesut, o geniş alanda dans ederek hayatlarını sürdürecekler. Hiç öyle olmuyor.
Aksine ötekinin haklarını sınırlamaya yönelik her adım kendisinin de alanı daraltmaya şey yapıyor. Bundan ders alır mı kadem vesaire falan filan hiç emin değilim. Hiç de zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Çok arada sıkışmış vaziyetteler. Hani AKP'nin içerisinde bir yerde ama bizim alabileceğimiz bir ders var burada gerçekten. Yani herhangi bir hak kısıtlaması sonuçta o hakları kısıtlayanların da hayat alanlarını, hareket alanlarını çok daraltan bir şey. O yüzden iyi bir ders aldıklarını düşünüyorum ama bu dersten ne yaparlar bilmiyorum tabii ki. Bir şey yapacaklarını da zannetmiyorum. Fakat sersefil bir vaziyet var orada sanki. Yani kademin zaten durumu her zaman bir acayipti. Acayip dememin sebebi bu. Şu, hani kendi mahallelerinden kadın haklarını savunacak ama o da yani hani hanımcık kadının hakkını savunacak. Mümkün mertebe muhafazakar kadının hakkını savunacak. Ama en azından hani bu savunma içerisinde bari bu kadın dayak yemesin. Üzerine kuma getirilmesin, boşandığında nafaka alabilsin falan gibi. Yani son derece aslında temel, basit, konuşmaya bile gerek duymayacağımız neredeyse. Talepleri dile getiriyordu kadem. Yani önemliydi. Önemini de şuradan anladık. Gelen saldırıdan. Neydi? Yusuf bir şey de adamın adı. Dünyadaki her şeye saldıran bir tane. Yusuf Kaplan. Tamam. Kendisi hani saldırabileceği mümkün mertebe her şeye saldıran bir zat-ı muhterem olduğu için kendisi kademedeki saldıran o olmuştu. Yani aynı zamanda işte Erasmus'ta stajı, öğrenci değişimine falan filan da saldırıyordu. O arada fırsattan istifade hani kademede ilk saldıran ve işte İstanbul Sözleşmesi sizin yüzünüzden zaten geçti vesaire gibi bir çıkış yapan, hatta bu çıkışın sonucunda da enteresan bir şekilde kademin son derece hani geriye çekildiği, sessiz kaldığı, kendi siyaset yapma ya da işte sivil toplumculuk oynama alanının bile daralmasına neden olmuştu. Yani aslında burada hani özgürlük meselesinde bir bileşik kaplar kanunu yok. Hani benimki azaldığında seninki çoğalmıyor. Tam tersine özgürlükler birbirini çoğaltabiliyor. Yani başörtülü kadınlar üniversiteye giremediklerinde başı açık kadınlara çok büyük bir özgürlük alanı falan bırakmadı bu. Ya da yine çok güzel bir örnektir. Kaos Gay'le dergi olarak, fanzin olarak ilk çıkmaya başladığından beri sloganı eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de özgürleştirecek oldu. Bu bence dünyanın en doğru sloganlarından bir tanesiydi. Çünkü eşcinsellerin özgür olmadığı bir yerde düz cinsellerin özgür olması mümkün değil. Çünkü onu kontrol eden diğerini de edecek. Onu kontrol zaten eden diğerini de koşullar dağıtacak. Slogan doğrulandı da şimdi biraz programın ikinci yarısında bu Onur Haftası'nın söylediklerine bakmak istiyorum. Bu slogan biraz doğrulandı da galiba. Yani hani... LGBTİ hareketi ile mesela kadın hareketinin yan yana ikisinin de yükseliyor olması bence birbirlerini besleyen şeyler. Keza erkekler ya çok az, çok minimum olmakla beraber yani hani erkekler de ufak ufak mesela taciz hikayelerinde çok çoğunluktan bahsetmiyorum ama ufak ufak içinden gelmeye başlayan bir şeyler var. Onları da görmek lazım ki görmek ve ödüllendirmek lazım. Erkekler öyle çünkü ödüllendirilmeyince biliyorsun yapmıyorlar iyi şeyleri bir daha. Dolayısıyla hani LGBTİ hareketinin yükselişi öyle tek başına bir yükselme olmadı. Kadın hareketinin kendi içinde çoğullaşmasını sağladı, farklı ihtimaller sağladı, kadınlığı yeniden düşünmeyi sağladı vesaire diye düşünüyorum. Ben bu şeyin literatürün biraz dışındayım biliyorsun. O yüzden biraz görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla konuşuyorum ama doğrulanmış bir slogan demek istedim şey için, söylediğin Kaos GL sloganı için. Şüphesiz yani deneyim de bunu bize gösterdi, bunun böyle olduğunu. Yani senin söylediğin beraberlik konusunda da zaten yani sadece Türkiye'deki feminist hareketin ilerleyişine baksak zaten bu kol kolalığı, yan yanalığı görüyoruz yani ilk günden itibaren feminist hareket ve işte LGBTİ hareketi
beraber yola çıktı, beraber davrandı, beraber mücadele etti. Yani birbirini dışlayan değil, tam tersine birbirinin içinde kendine alan açan hareketler bunlar. Birçok yerde birleşen hareketler bunlar. Yani şu an yani bu evrensel olarak neredeyse kabul edilmiş bir şey. Yani trans hareketini dışarıda bırakan örneğin bir feminizm mümkün değil. Queer hareketi dışarıda bırakan bir feminizm mümkün değil. Yani siz bunun feminizm olduğunu iddia ettiğinizde, yani şüphesiz hani bell hooks sun tanımından gidersek her feminist kadar feminizm tanımı vardır şüphesiz, ama yani hani ortaklaştığımız ve siyaset ürettiğimiz yerlere baktığımızda feminizmin trans hareketi dışlaması, yok sayması mümkün değil. Yani yaşayabilmek için, hayatta kalmak için tabii ki el ele ve kol kola gidecek bu hareketler. Bu seneye biraz bakalım istersen. Önce şu online hikaye, online onur yürüyüşü hikayesi. Ben o gün bir şeylerle uğraşıyordum. Hani yerimi söyledim, İmam Adnan sokaktayım dedim ve hemen kaçmak zorunda kaldım, ama sen daha iyi takip ettin. Neler oldu o gün? Ben de Bekar sokaktaydım. yan yanaymışız bak. Görüşürdük. Ne güzel olurdu. Gerçekten çok yaratıcı bir şeydi bence bu online yürüyüş fikri. Sen de geçen programlarda da çok bu işte internette yaşamak üzerine konuşuyorduk. Ben şeyi söylemiştim, yani birçok insan için bu bir handikap haline geldi. İşte birçok insan için bu istenmeyen, kızılan, öfkelendiren, hayal kırıklığına uğratan bir şey haline geldi, ama yani benim için son 4 senedir internetin varlığı dünyanın en büyük icadı. Çünkü ben işte en son 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam işte Onur Haftası'nda yürümeye gayret etmiştim. Galiba 2016'da zaten en başından mümkün olmamıştı. Yani ondan sonraki senelerde Türkiye'ye gidemediğim, Türkiye'de olmadığım için benim için muazzam bir buluşmaydı. Yani muazzam bir buluşmaydı bir nedenle, işte tanıdığım, bildiğim, sevdiğim insanların sanal yollarla, yöntemlerle bile orada olduğunu bilmek çok güzeldi benim için. Diğer taraftan da yani binlerce insanın oraya işte bir pin bırakarak, bir slogan seçerek, kendilerine bir bayrak seçerek o bütünün bir parçası olmayı istemeleri, onu arzu etmeleri, bundan heyecan ve sevinç duymaları bence çok muazzamdı. Yani hemen arkasından hani şahsımın sosyal medyaya yağıp gürlemesinin bence nedenlerinden bir tanesi Onur Haftası'nın bu kadar şenlikli, bu kadar cümbüşlü geçmiş olmasıydı. Peki ben neredeyim hikayesi sana ne düşündürdü? Çünkü bana biraz sen bu istiklali çalışan bir arkadaşım var, adını da söyleyeceğim. Begüm, Begüm Baştaş bir yazısını göndermişti bana, okumuştum. İstiklalden elin ayağın çekilmesinden bahsediyordu mesela. Yani İstiklal şimdi bizim için şöyle söyleyeyim, hani Gezi öncesinde ve sonrasında aslında İstiklal İstanbul için bir siyasal mekan da olduğu için aynı zamanda. Onun makalesinde de bu ben neredeyim sorusunda da bir şey vardı. Bir hüzün tabii ki, ağır bir şey. Çünkü çoğumuz orada değiliz. Orada olsak bile orada olamaz. Yani İstiklal'e aynı şekilde girip çıkmak, aynı şekilde İstiklal'i bir siyasal alan olarak deneyimlemek artık mümkün değil. Hı hı. Fakat beni şey çok heyecanlandırdı. Geri geldi ve her yer birden İstiklal oldu. Yani ben neredeyim içerisinde hüzünlü bir şey var, çünkü hepimiz bir yerlere daldık. Yani 2013'ten beri sürekli alan darala sürekli işte Türkiye adeta hepimizi kusuyor, kusmaya çalışıyor. Kusamadığını, dışarıya atamadığını da evine hapsetmeye çalışıyor. Yani pandemi de tam üstüne geldi galiba. Fakat o ben neredeyim oradayım işte. Yani az önce yalan söyledim, şeyden dolayı değil, elim meşguldü falan değil, onu oraya koyup biraz sokakları haritanın üzerinde falan dolaşınca, sloganları okuyunca dedim ben devam etmeyeyim, kötü oluyor tek başıma, şimdi bunu kaldıramayacağım.
çıktım şeyin eylemin içerisinden. İşim gücüm yoktu yani, devam edemedim. Çünkü çok ağır geldi hakikaten. Ben neredeyim? Yani bedenler başka yerlerde. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış vaziyette. Şehrin dört bir tarafında ya da şehirlerin dört bir tarafında evlerine tıkanmış. Ya da oradan hani orası ambargolu bir yer haline geldiği için artık oradan uzaklaştırılır vaziyette. Ama ben oradayım. Yani hani o imge hala orada. Bu beni mutlu ederken şahsımı tabii ki ya çok sinirlendirir. Çünkü sürekli yıkmaya çalıştığı bir şey oradan pırtlıyor, buradan pırtlıyor. Yani hani kolay iş değil. Yani şahsıma hakikaten 2014'ten beri o fizik mekan üzerinde ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Mahallenin sakinleri diyeceğim. Orayı bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani tabii ki hani şey, bu kent tarihçileri, şehir bölge planlamacıları çok daha uzun ve detaylı anlatacak ama yani İstiklal Caddesi ve Taksim çevresi zaten her zaman için el değiştiren bir yerdi. Yani her zaman için birilerinin sürüldüğü, birilerinin daha işte o gün için makbul olanlarla yer değiştirdiği, işte merkezinin sürekli hareket ettiği vesaire falan bir yer orası. Yani daha önce de işte transların oradaki varlığı, polis zoruyla, bu Hortum Süleyman vesaire zamanlarında dayakla şununla bununla insanlar oradan sürüldüler, Kürtler sürüldüler, Ermeniler sürüldü, Yahudiler sürüldü, Rumlar sürüldü. Yani ama en sonunda hiç kimse de gitmemiş oldu. Evet. Yani herkes aslında yani, orada. O tarih orada, o anlatı orada. O sokağa çıktığında o tarihi görüyorsun, o anlatıyı görüyorsun, o hikayeleri görüyorsun. O yüzden bence de yani ben neredeyim sorusu çok önemliydi. Ben buradayım ve burada değilim. Ama bir taraftan da hep burada kalacağım. Hakikaten inanılmaz bir şeydi ve bu sorunun LGBTİ artı hareketinden gelmesi, oradan sorulması bana ve benim gözler gitmeye başladı. Olgacığım sen al arada şeyi, bana daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hemen konuyu şahsıma çevireyim, ağlamayı bırak. Çünkü yani İstiklal'e, daha doğrusu Beyoğlu'na dair 90'lardaki hikayeleri hatırladığın zaman hani oraların bir özgürlük alanına, bir özgürlük alanı, hani ne kadar özgürlük, bir yaşam, bir hayatta kalabilme alanına nasıl, hangi zorluklarla, hangi işkencelerle, hangi mücadelelerle dönüştürüldüğünü düşündüğün zaman terk edilmesi mümkün değil. O yüzden Ben tabii hani bu tarafım, biliyorsun ben genelde umutlu bir insanım. Kentin hafızası çağırıyor bir şekilde onun üstüne. Ne örtersen ört, istersen 10 kat beton dök, olmuyor yani. Olmuyor, tutmuyor o beton. Çünkü orada verilmiş olan mücadele sonuçta oranın hikayesini yazan ve orayı geleceğe aktaran şey de oluyor. Sen şimdiki zamanda istediğin işkenceye, ot et o mekanına istediğin herkesi gönder. Evet, yani hani onlara zarar vermiş olacaksın. Ama senin hikayende, senin bütün o hikayenin gölgesi olarak imgen de orada kalacak ve sen gölge olmaya kendini mahkum edeceksin. O ben neredeyim sorusu bir taraftan, İstiklal nerede, yani artık nerede, bütün bu hikayeden sonra elimizde ne var artık diye, elimizde hala çok şey var, üzerine konuşacak, üzerine düşünecek, dönüştürecek çok şey var ama yani hani o mekansal uzaklığın da verdiği bir acayip gerilim var. Çok acayipti gerçekten şey, o günkü hikaye. Şimdi asıl vurucu darbesi ama şununla geldi. Onu bir seyredelim mi? Bir video ile geldi. Seni de dağıtacağım şimdi. Arkadaşlar izleyebilir miyiz videoyu? Unutmadan yürü. Baksana yavrum. Gece nereye böyle? Adam gidiyor lan. Gitme bak gitme. Baksana buraya. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğme. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilme. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup öle dönsem de fare, fare olsam da yerinden. Thank you.
belki onursuz olmasın aşk. Ya toparlanalım. Bundan bahsedelim. Hemen senin aslında buna söylemek, bu video üzerine söylemek istediğin şeyler var ama ben dayanamayıp şeyi hatırlatmak istiyorum. GMAK bu sene hormonlu domates ödülü adaylarından birisiydi. Çünkü niye öncesini söylemedim? Ama göstermek lazımdı gene de. Yani. Güzel. Yok. Kesinlikle ben de hemfikirim, seni de göstermek lazım. Çok da güzel bir videoydu. Bence birazcık da günah çıkarma gibi yapmışlar. Çünkü çok gay merkezli oldukları için aday gösterilmişlerdi. Yani diğer kimlikleri ve temsil etmedikleri ve sadece gay'e odaklandıkları için. Sanıyorum hani onlar da böyle bir minik özür ya da günah çıkarma yapmışlar çünkü hemen bu şey klibi çekerek çok da güzel olmuş. İşe yaramasına çok sevindim bu arada. Yani o şeyin belki hani onu da konuşmak lazım. Çünkü bu sene hormonlu domates ödülleri bir alem gibi başkaydı yani. Hani bile geldi. Evet, kısaca bir konuşup oylara, geçelim. Oylara itiraz bile geldi. Yeniden sayım yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldı mı, sandıklar tekrar sayıldı mı? Yok valla, şeyde onur yürüyüşünde oylar sayılsın pankartları vardı ama saymadılar. Peki ne oldu bu sene? Ben bilmiyormuşum gibi soruyorum. Ne oldu olacağım bu sene? Ama sen bilmiyormuşsun gibi yap. ya bir iki şey oldu, konuşmak lazım. Şimdi öncelikle hormonlu domates ödülüne bilmeyenler için 2005'ten beri verilen bir ödül bu. Zamanında Erman Toroğlu hormonlu tavuk yemeyin eşcinsel olursunuz demişti. bu veciz tabii bu bilime yaptığı veciz katkıdan dolayı ödülünde isim sahibi oldu. Ödülün verilmesindeki aslında temel amaç işte medya kurum kuruluşları ya da işte devlet kurum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin yaptığı homofobik, ayrımcı söz ve tutumlara, transfobik sözlere ya da uygulamalara yönelik olarak düzenlenen bir töreni. Bu bir ironi tabii ki. Amaç da buradaki homofobik, transfobik, bifobik tutumların, davranışların, sözlerin altını çizmek, bunların üzerine bir ışık tutmak ve tabii ki tüm bu işte söylem ve eylemlere yönelik olarak da şeyi devam ettirmek, mücadele ve eleştiriyi devam etmek. Hani az önceki örnekte olduğu gibi bazen bu işe de yarıyor, eleştiri alınıyor, kabul ediliyor ve sonrası daha iyi, daha güzel getiriliyor. Ama tabii bir de hani çok uzun süredir kessen düzelmeyecek Diyanet gibi kurumlar var. Hani her sene çeşitli dallarda aday gösterilip ödülü alan. Ya da işte kimi gazeteciler var, kimi TV yapımcıları, programcıları var. Onlar tabii hani bir süre sonra zaten şey de olabiliyor, hani yaşam boyu hormonlu domates ödülü alıp artık yeter biz bir daha bunu şey göstermeyelim deyip şeyden çıkarılıyor. Fakat bu sene bir başka konu vardı. Hormonlu domates ödüllerini çok gündeme getiren, çok konu haline getiren YouTube sansüründen öte diyelim ya da evet, YouTube sansürünün yanı sıra diyelim. bu sene çünkü çoğumuzun hani aklı başında olduğunu sandığımız, kendileri hakkında böyle düşündüğümüz, kendisini hatta işte feminist diye tanımlayan bir grup kadın, tüm bu kadınlık, erkeklik, cinsel kimlik, cinsel yönelim vesaire meselelerinde bir anda kadınlığı ve erkekliği jenitalyaya indirerek, uygun jenitalyaya sahip olmayanların kadın olamayacağını iddia ettiler. Ve çok acayip. Ben bunu niye yaptıklarını hala anlamadım. Bir fikrim varsa ve beni aydınlatın. Çok ciddiyim burada, bilmiyormuş gibi falan yapmıyorum artık.
Ben yani bunu yapma ihtiyacının nereden çıktığını, yani niye olduğunu, hele şu zamanda, bundan 20 sene önce de anladığım kadarıyla vardı bu tartışmalar. Ama aşıldılar, tüketildiler ve o dayanışma, o iç içe geçiş, o tartışmalar, o çekişmeler bir şey üretti. Ve hakikaten bence Türkiye'nin en canlı ve gelecek vadeden siyasi hareketleri, yani hiç böyle dalga geçerek falan söylemiyorum, LGBTİ hakları bir hak mücadelesi olarak inanılmaz önümüzü açtı ve daha da açacak gibi görünüyor. Öbürü de kadın hareketleri bütün siyasi partileri kökten değiştirebilecek olan bir üst siyasi harekete dönüştü. Şimdi hal böyleyken neyi paylaşamayıp da bir grup kadının kadınlık öyle herkese olmaz, hani kadın olunmaz, kadın doğulur falan gibi bir yola saptıklarını ben anlamadım. Belki sen biliyorsun. Yani beni de gerçekten dehşete düşürdü. Yani dönüp dönüp hala trans kadınlar kadın mıdır diye tartışmak kadar abes, bu kadar saçma, bu kadar gerzekçe bir noktaya biz nasıl geriledik bilmiyorum. Bir de yani üzerine üstlük abuk subuk biyolojik argümanlarla üstünlük kazanmaya çalışmak, niye bu dili kullanmak için ihtiyaç duyuyorlar falan, hakikaten anlamak çok zor. Yani ne yazık ki benim aklıma gelen açıklama, böyle bir imtiyaz var ve bu imtiyazda kaptırılmak istenmiyor. Oysa ki yani cinsiyeti kategorik olarak 1-0 olarak ele almak, yani bu ikili cinsiyet rejimi zaten devletin, zaten okulların, zaten tıbbın hem pratiğiyle hem teorisiyle, psikiyatrinin, psikolojinin çok uzun zamandır yaptığı bir şey. Ve yani hepimizin çok eleştirdiği bir şey. Bu kategorik cinsiyet rejimleri, binary, 1-0 cinsiyet rejimleri. Yani bu bireysel deneyim üzerinden de çok çok zırva bir şey. Yani ben bugün kendimi daha feminen hissediyor olabilirim. Yarın hissetmiyor olabilirim. Yani bugün erkeklerden hoşlanıyorumdur. 40 yaşına kadar erkeklerden hoşlanmışımdır. Yarın karşıma bir kadın çıkıverir. Ayaklarım yerden kesilir. Yani insanın ne bedeni, ne fizyolojisi, ne biyolojisi, ne deneyimi böyle kategorik olarak anlaşılamaz. Yani bunların hepsi aslında çok akışkan, çok geçişken şeyler. Ama bir anda... Bana daha beteri şu geliyor. Biz kadınlığın zaten bir kurgu olduğunu, bir hegemonik kurgu olduğunu söyleyip duruyoruz, değil mi? Yani hani bu kurguyu biyolojik bir veri olarak kabul edip diğer bu, şöyle söyleyeyim, bunun içerisinden kadınlığa yönelik talebi ya da diğer cinsiyet tariflerini tanımlamaya çalışan ben çok benerken tuzağa düşürmek gibi geliyor. Yani ya o çıkış noktası bu değil mi zaten? Biz bunun bir kurgu olduğuna inanarak bu kurguyu değiştirmeye yola çıkmamış mıydık? Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? Ben de öyle hatırlıyorum. Ben de öyle başladık diye hatırlıyorum ama niyeyse bir anda ortaya işte kromozomlar döküldü. Bir anda ortaya hormonlar, testosteronlar, östrojenler. Yani eğer derdiniz hani bir genetik çalışması yürütmek değilse, bir ilaç deneyi yapmıyorsanız, ne bileyim yani yumurtalık kanseri üzerine çalışmıyorsanız, size ne ayol bunlardan? Neden hani birisinin kadın, ben kadınım söylemini illa jinekolojik muayeneyle yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Yani bunu yapan bir siz varsınız, bir de Orban var, bir de Diyanet var. Mutlu musunuz yani aynı lafı ediyor olmaktan? Ve hani bir de Harry Potter'ın yazarı var. Neydi? Rowling. Tabii kendisi zaten kendisi ödülü, hormonlu domates ödülünü kategorisinde kazandı. Çok merak ediyorum bu arada, hani ilettiler mi, nasıl iletecekler, çok merak ediyorum. Yani şey, bana çok rahatsız edici geliyor Ayşe, aslında hani tüm bu tartışmada hani hissettiğim şey sanki, çünkü dönem dönem işte bu taraftan da hani TERF kampından da şeyler geliyor. Biz işte feministiz, biz her zaman işte dayanışma içindeyiz. Yani şimdi dayanışmayı biz nasıl anlıyoruz acaba? Yani hani bir trans ancak öldüğünde mi onunla dayanışıyoruz? Ama niye ama aynı işe aslında başvurdu? İsimlerini anmayacağım ama zaten gelmek istediğim nokta da bu onursuz olmasın aşk hikayesinden biraz da oydu.
Onlar çok ağır laflardı hakikaten. Kimin yazdığını söylemeyeceğim ama hiç unutmayacağım kimin yazdığını ve o lafların nasıl yazıldığını. Yani hani gene biz olacağız ve trans cinayet cenazelerinde yan yana bu çok çok pervasız. Hani bu hani dayanışma şey ya, karşılıklılık ilkesine dayanıyor ya, orada demek ki bir iktidar durumu hasıl olmuş. Yani farkında mı değilmişiz artık, neymiş, ya da artık o iktidar eleme alınmaya çalışılmış. O çok acayip bir şey. Çünkü demek istiyor ki ya senin gene benden başka kimsen yok. Bu bir erkeğin bir işte boşanmak isteyen karısına söylediği bana şey mecbursun. Çok ağır geldi. Çok ağır geldi bana. Üstelik de bir cenazeden bahsederek, yani ona yöneltilmiş olan bir tehdidi vurgulayarak, hatırlatarak, bir acıyı hatırlatarak, yani bu çok pervasızdı. Ben inanamadım gözlerime. Yani tamam ya, politik olarak rival olabiliriz, birbirimize rekabet edebiliriz, birbirimizden hiç hoşlanmayabiliriz. Yani istediğin yerde olabilirsin, tamam mı? Yani hani bir siyasi tartışmanın istediğin yerinde olabilirsin. Ama bu söylendiği zaman bu çok acayip bir şey. Yani bel altı bile değil, çok tuhaf hakikaten, öyle diyeyim sana. Oradan yani bu bu lafı etmek zaten hani bu lafı edene dair bir şey söylüyor. Üzerine laf edilene değil. Yani şöyle bir güya sözde dayanışma talebi içinde miyiz? Yani hani trans kadınlar ancak öldürüldüklerinde onların yanında dururuz. Ancak o zaman onlara destek veririz ama işte aynı şeyi kullanmak gerektiğinde spor salonunu, aynı bir tuvaleti, aynı sosyal mekanı kullanmak gerektiğinde, aynı işe başvurduğumuzda o zaman bir dakika, benim biyolojik imtiyazlarım var. Ben kadınım, sen değilsin mi diyeceğiz. Yani zaten ayrıca hani bu kadar çok trans kadın öldürülürken, bu kadar çok trans kadın şiddete uğrarken, iş bulamazken, sosyal hayatın en kenarlarına atılırken, intihar etmek zorunda bırakılırken, yani kalkıp hani bu bütün bu tartışmayı tuvalete, soyunma odasına indirgemek de çok inanılmaz, çok terbiyesizce bir şey gibi geliyor bana. Hani onu da bir kenara koydum. Ama yani hani sanıyorum bu seneki Onur Haftası'nın bize gösterdiği en kocaman, en güzel şeylerden bir tanesi, yani ne translar, ne eşcinseller, ne biseksüeller, ne non-binary'ler kimseden bir lütuf beklemiyor. Yani bu yüzden de bu seneki Onur Yürüyüşü'nün eşitleneceksiniz sloganı bence yani büyük 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 çınladı. Herkesin kulaklarında çok önemli bir slogandı. Bu hani aman beni şey yap, hani aman bana destek ol, aman bana dayanışma göster, aman işte cenazeme gel değildi. Hayır, hayatın her alanında, sokakta, iş yerinde, okulda, akademide eşitleneceksiniz. İster isteyin, ister istemeyin ama eşitleneceksinizdi ve çok güçlü bir slogandı. O yüzden de... Mevzunun onuru da orada. Yani şu onursuz olmasın aşk hikayesi de o. Öyle bedava aşk yok abicim. Ya eşitler arasında olur bu siyasi tartışmada, hak mücadelesi de, ya aşkta, ya eşitler arasında olur ya da olmayıversin zahmet. Yani hani bana o yüzden çok güçlü geldi hakikaten. Bu sene çok acayipti ve yani şeyin her onur haftasında benim gibi bir heteroya sürekli bunları düşündürmek de, aşkın ne olduğunu yeniden düşürmesi, gökkuşağının altından nasıl geçeceğiz, şimdi ne değildi aslında falan hikayesi o kadar tam senin içerisinden gösteriyor ki LGBTİ hareketi. Çok şey borçluyum kendi adıma. O yüzden ben bir kere teşekkür etmek istiyorum. Benim gözümü açtıkları için, benim tenimi açtıkları için, benim aklımı açtıkları için ve verdikleri mücadele için. Çok güzeldi bu sene. Yani bu sene hakikaten her sene zaten bir ağlamaklı edip her sene bir aşama kaydettiriyor bize. Sadece kendisi bir aşama kaydetmiyor. Her sene bize de kendimizle yüzleşmede, kendi aşamadığımız, kendi başımıza aşamadığımız ve içine sığışmaya alışık olduğumuz
sınırlar hakkında bir şeyler daha söylüyor. Bu hepimiz, bunu tırnak içerisinde söyleyeceğim ama söyleyeceğim ya, hepimiz ibne olacağız demek değil ama öğreneceğimiz çok şey var galiba. Yani hakikaten bize kendimizle dertleşemediğimiz şeyleri dertleşebilir kıldıkları için ben müteşekkirim ona. İyi ki varlar hakikaten. Ve iyi ki dahil ediyorlar bizi aralarına. İyi ki arkadaşlar olarak etraflarında olmamıza izin veriyorlar. Sağ olsunlar diyorum yani. Hani bunları söyleyecektim. Şeyle ilgili. Her sene hakikaten LGBTİ artı hareketi, hani sadece kendi cemaatine, cemiyetine değil, ben de seninle çok hemfikirim, hem bütün topluma, bütün toplumlara, sadece Türkiye için de değil bu, bütün toplumlara çok önemli bir ışık yakıyor, çok önemli bir yol, kanal açıyor. Yani Amerika'da şu an Black Lives Matter tartışmasının çok büyük bir kısmı Trans Black Lives Matter olarak da geçiyor, çünkü siyah trans kadınlar bu mücadelenin çok içindeler, çok ateşliyorlar bu mücadeleyi. Ve yani şu da gösteriyor ki alınan tepkiler hükümetlerden, devletlerden, politikacılardan, muhafazakar sağcı kurumlardan demek ki çok doğru bir yere dokunuyorlar. Demek ki çok doğru bir şeyi sarsıyorlar, yerle yeksan ediyorlar. Ve bunun karşılıkları da sanki her sene birazcık daha güçle kuruluyor. Yani normalde çok bir şey beklemeyeceğimiz politik partiler bile Onur Haftası'nda tweet atmadıkları için utandırılıyorlar. Bir gün sonra bunu atıp atıyorlar, kapamaya evet, çalışıyorlar. Atıyorlar gene de, hani umut var. bu sene işte avukatlara yapılan saldırılarla LGBTİ artı toplumuna yapılan saldırılar çok neredeyse eş zamanlı oldu. Ve çok organik olarak senin avukatınım diye yürüdü hukukçular, LGBTİ'ler de avukatıma dokunma diye yürüdü. Yani bu İşbirliklerinin çok dönüştürücü, çok ilerletici olduğuna inanıyorum ben bütün kalbimle. Çünkü yani programın başında da konuştuğumuz gibi kimsenin özgürlüğünün kısıtlanması, hakkının çiğnenmesi, yaşam alanının daraltılması bir başkasına alan açmayacak. Başka hiç kimseyi daha özgür yapmayacak. Evet öyle ve bu haftada program bitti ne yazık ki. Gelecek haftalarda, gelecek yıl mesela tekrar konuşuyoruz Onur Haftası'nı. Allah bilir o zaman ne hale sokacaklar bizi, kendileri sağ olsunlar. Efendim, belli mi olur? Belki seneye İstanbul'dan canlı yayın yaparız. Olga bak, gözler yine doluyor. Ben kapatayım şu programı, bir kapatayım bugün, dur. Efendim, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir Mevzu Ciddi'nin daha sonuna geldik. Biz buradayız. Gelecek haftada her neredeyseniz buluşmaya talibiz. Ekrem Düzen'le birlikte olacağız. İyi akşamlar.